Esselamu aleyküm. Müddessir suresi 42. ve 46. ayeti kerimeler. Cennet ehli ile cehennem ehli karşılaştığı zaman cenneti kazanmış kullar cehennemdekilere مَا سَلَكُكُمْ ف۪ي سَقَرْ Sizi bu sakara düşüren nedir? Burada bir parantez açarak şunları ifade etmek gerekiyor. Başka ayetlerde Rabbimiz sakarı şu şekilde anlatıyor. وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَقَرْ Sakar nedir bilir misin? لَا تُبْغِي وَلَا تَذَرْ Geride bir şey koymaz, bırakmaz. لَوَّاهَةٌ لِلْبَشَرْ İnsan derisini yakıp kavurur. Bu ayetlerden anlaşılacağı üzere sakarın derileri yakıp kavuran, geriye hiçbir şey bırakmayacak derecede etkili bir ateş olduğu anlaşılıyor. İşte cennettekiler sakara girenlere sizi buraya sokan neydi diye sorduğunda onlar şu cevabı veriyor. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ Biz namaz kılıcılar değildik. Birinci madde. İkinci madde, yani diğer ayet-i kerime وَلَمْ نَكُ نُدْعِمُ الْمِسْكِينَ Fakir ve yoksullara sadaka vermez, onlara ihsanda bulunmazdı. İbn Kesir tefsirinde şöyle der. Bu iki ayette şunu demek istiyorlar. Rabbimize kulluk etmedik ve onun kendi cinsimizden olan yarattıklarına da ihsanda bulunmadık. Diğer ayet-i kerime de وَكُنَّا نَحُضُّ مَعَ الْحَائِضِينَ Sapık ve aldanmışlarla birlikte batıl şeyler konuşur ve onlarla beraber boş şeylerle meşgul olurdu. Yani batıla dalanlarla daldık gittik. Allah'ı, hesabı, ibadeti unuttuk. Dördüncü maddede وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ Biz kıyamet gününü, hesabı ve ahireti yalanlıyorduk. Buradaki yalanlama iki kısımdır. Birincisi komple ahireti, ölümden sonra dirilişi yalanlamadır ki bu insanı kafir eder. İkincisi ise inanıyor ama sanki ahiret yokmuş gibi hayat yaşıyor. Aklına asla ahireti, ölümü, mahşeri getirmiyor. Bu da belki lisani kal ile söylemiş olmasa da lisani hal ile söylemiş oluyor. Bir bakıma bu ayetin içine dahil olmuş olur. Velhasıl bu dört şeyi yapmayanlar bu ayetin içine girer. Ve onların gidecekleri nokta sakardır. Allah bizlerin basiret gözünü açsın. Gören göz yetmiyor. İnsana basiret gözlüğü lazım. Ancak o zaman hakikati idrak edebilir insan. Selam ve dua ile.